Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın gündemini oluşturan haberlerden seçtiklerimizi paylaşacağız. Haberlerimiz çok, zamanımız kısıtlı. Hemen başlıyoruz. Evet, Ürdün'de son haftalarda giderek artan tansiyon sokaklardan taşıp parlamentoya, oradan da Kraliyet Sarayı'na ulaştı. Ürdün'ün Uluslararası Para Fonu IMF ile yaptığı anlaşma çerçevesinde giriştiği reform ve düzenlemeler kamuoyundan beklenen desteği alamadı. Aksine özellikle gelir vergisindeki artışlar nedeniyle sokaklar ardı ardına protesto gösterilerine sahne oldu. Ürdün, Orta Doğu'daki nispeten istikrar adası ve bir bölgesel denge unsuru olarak her dönem çok büyük önem taşıdı. Bu açıdan Ürdün'de muhtemel bir iç çatışma, gerginlik, Orta Doğu'nun zaten bozuk olan politik kimyasını daha da alt üst edebilir. Peki gerçekte Ürdün'de neler oluyor? Yaşananların arka planında neler var? Bu soruların yanıtları için şimdi Ürdün'ün başkenti Amman'a döneceğiz. Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Sayın Murat Karagöz canlı yayın konuğumuz. Efendim, programımıza hoş geldiniz. Sayın Büyükelçi, IMF'nin önerdiği önlemler paketi tabii önemli bir sorun gibi görülüyor. İstikrarsız bir hava var. Sokaklar dolup taşıyor. Gerçekte neden insanlar sokakta Ürdün'de? Gerekçe sadece ekonomik önlemler paketi mi? Evet efendim, bildiğiniz gibi Ürdün tabii çok kırılgan bir coğrafyada bulunuyor. Öncelikle bunu düşünmemiz lazım. İsrail ve Filistin'le komşu, iç savaşın devam ettiği Suriye ile komşu, istikrarsızlığın sürdüğü Irak'la komşu, Suudi Arabistan'la komşu ve Akabe Körfezi'nden de 26 kilometrelik bir kıyı ile Kızıldeniz'e çıkışı var. Dolayısıyla bütün bu sıkışmışlık içinde sıkıntılı bir ortamda kıt imkanlarla hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Dolayısıyla öncelikle bölgesel krizlerin Ürdün üzerinde çok ciddi bir etki yarattığını, küresel terörle mücadelenin, Suriye, Irak ve biraz önce bahsettiğim gibi sıkıntıların, krizlerin, Kudüs'ün statüsü ve Filistin meselesinin Ürdün'de ciddi bir siyasi baskı ve sıkışmışlık yarattığını söylemek lazım. Tabii Ürdün aynı zamanda bu şekilde, bu krizler yoluyla geleneksel pazarlarını da kaybetmiş vaziyette. Yani Suriye üzerinden ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya çıkışını, keza Irak üzerinden Avrupa'ya, yani Anadolu'ya ve Asya'ya çıkışını yitirmiş vaziyette. Ülkede ciddi anlamda bir mülteci sıkıntısı söz konusu. Kayıtlı olarak 656 bin, toplam 1,3 milyon Suriyeli mülteciye ev sahip yapıyor Ürdün. 2,3 milyon da Filistinli olduğunu düşünürsek, ülke nüfusunun neredeyse üçte birinin, hatta daha yüksek bir kesiminin mülteci konumunda olduğunu söyleyebiliriz. Buna ilave olarak Ürdün'de 47 milletten de insan yaşıyor. Bunu da belirtmek lazım. Herhangi bir doğal zenginliği yok Ürdün'ün. Yani petrolü veyahut da doğal gazı da yok. Bu da tabii ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Ve enerji fiyatlarının, dünyada artan enerji fiyatlarının da ülkeye kayda değer bir yük getirdiğini de unutmamamız lazım. Bu şekilde tabii nasıl ayakta duruyor diyeceksiniz. Ağırlıklı olarak dış yardımla ayakta duran bir ülke. Ancak gerek Amerika'dan, gerek Körfez ülkelerinden son dönemde aldığı yardımlarda da bir kısıtlılık olduğu düşünürse, ciddi anlamda bir ekonomik ve bunun getirdiği sosyal sorunlarla mücadele ediyor. Dolayısıyla ağırlıklı olarak son 5 gündür devam eden protesto gösterilerinin ekonomik ve sosyal boyutta olduğunu belirtmek lazım. Peki efendim, protestoların bir sosyal patlamaya ya da kalkışmaya dönüşme ihtimali nedir sizce? Şu aşamada öyle bir boyut yok. Halk uzun süredir özellikle gelir vergisi yasasında yasasının getirdiği sıkıntıları protesto ediyordu. Buna ilave olarak akaryakıt ve enerji fiyatlarında ve elektrik fiyatlarında gelen zamları protesto ediyordu. Ve hükümete bunların geri alınması konusunda baskı yapıyordu. Bu bir anlamda karşılığını buldu. Dün Başbakan Mülki yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa etti. Krala istifasını sundu. Ve bugün de Kral Abdullah Eğitim Bakanı'nı, aynı kabinede Eğitim Bakanı olarak görev yapan Sayın Ömer Razzaz'ı yeni kabineyi kurmakta görevlendirdi. Hal böyle olmakla birlikte dün gece sokaklar yine kalabalıktı. Binlerce insan sokaklardaydı. Ürdün'ün, Amman'ın Ankara'ya benzediğini ve büyük bir cadde üzerinde resmi binaların, konutların mevzilendiğini düşünürsek, 4. kavşakta, başbakanlık binasında olduğu kavşakta protesto gösterileri özellikle iftardan sonra sahura kadar tekrar devam etti. Yarın da aynı şekilde büyük bir grevin olması bekleniyor. Diyecek ki halihazırda niye devam ediyor? Çünkü daha önceden yapılan zamlar vardı. Ekmeğe sübvansiyon kesilmişti. Şimdi bunların yeniden geriye getirilmesi
talep ediliyor geniş halk kesimleri tarafından. Yani özellikle orta kesim ve genç kesimi bu protestolarda liderlik yaptığını, öncülük ettiğini görüyoruz. Amman'da biraz daha eğitimli bir protesto gösterileri var. Eğitimli bir kesimin sokağa çıktığını, gençlerin orta direğin deyim yerinde ise çıktığını görüyoruz. Diğer yerlerde ise aşiret temsilcileri de sokaklarda protesto eylemlerine devam ediyor. Sayın Büyükelçi, Kral Abdullah ve tabii kraliyet ailesi aslında Kudüs konusunda bir hassasiyet gösterdiler. Türkiye'nin gösterdiği hassasiyet kadar yüksek derecede olmasa da yine de tabii mevcut girişimlere, çabalara destek verdiler. Bu tabii Amerika Birleşik Devletleri ile bazı batılı ülkeleri endişelendirmiş olabilir şeklinde yorumlarla karşılaşıyoruz. Özellikle batı basınından da geliyor bu yorumlar. IMF ile yapılan anlaşma aslında bir kıskaç anlaşmasına benzetilebilir mi? Batılı ülkelerin bir provokasyonu olabilir mi? Bu yönde çünkü görüşler var. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii Orta Doğu'da her türlü komplo teorisine az da olsa bir ihtimal açık bırakmak lazım. Ancak benim kişisel görüşüm hala hazırda. En azından şu görünen aşamaya kadar bunun daha ziyade ekonomik içerikli bir sıkıntı olduğu, ekonomik ve sosyal boyutunun da işsizlik boyutu itibariyle geldiği rejime, yani Ürdün'de kurulu rejime ciddi olarak bir tehdidin teşkil edilmediği benim gözlemlerim bu noktada. Hatta kral hükümet ve halk arasındaki bu tartışmada halktan yana tavır aldı diyebiliriz. Örneğin dün akşam Veliaht Prens Hüseyin sokağa çıktı ve protesto göstericilerinin yanına kadar geldi. Güvenlik güçlerine barışçıl protestoya imkan tanıdıkları için teşekkür etti. Aynı şekilde diğer devlet yetkilileri de bu yönde tavır alıyorlar. Dolayısıyla şu ana kadar bir ölen yok, ağır yaralı yok. Barışçı şekilde devam ediyor. Filistin-İsrail konusuna gelince tabiatıyla gerek Kudüs'ün statüsü, gerek Filistin meselesi Ürdün için son derece hassas bir konu. Birkaç boyutu itibariyle. Birincisi malumunuz Haşimi Hanedanlığı, peygamber soyundan gelen bir hanedanlık olduğu için Kudüs'te kutsal alanları himaye edici bir role sahip. Bunun ötesinde Ürdün'ün nüfusunun önemli bir kısmı Filistin kökenlerden oluşuyor ve 2,3 milyon civarında Filistin'de mülteci var. Ülkede 10 tane Filistin kampı var ve buralara hizmet götürmeye çalışan UNRWA, Birleşmiş Milletler Bayındırlık ve Yardım Ajansı ki Türkiye 1 Temmuz'dan itibaren önemli bir rol üstlenecek. Burada Danışma Komisyonu Başkanlığı'nı üstlenecek. Ürdün'le bu konuda yan yana çalışıyoruz. Dolayısıyla bunlardan dolayı çok hassas bir forma sahip. Arkasında tabii yabancı güçler mi? Buna şu an itibariyle net bir bilgi yok ama biraz kısme bak, Ürdün çok hızlı bir durum. Yani ekonomik ve sosyal bazıları istiyor ama sen de bölgesel anlamda ciddi bir hızlı konumda olduğunu ve mümkün tam da bu sebeple yönetiminin geçtiğimiz Aralık ayında aldığı karar tabiatıyla Ürdün'de de ciddi anlamda tepkilere sebebiyet verdi. Sayın Büyükelçi, internet bağlantımızda sanıyorum bir sorun var ama bir soruyu da geçmeden, yani bu soruyu sormadan bitirmek istemiyorum. Çok kısa rica edeceğim ama özellikle dün Dışişleri Bakanı, Ürdün Dışişleri Bakanı bir batılı yayın kuruluşuna batılı ülkeler ve kurumlar Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirdi ama yıkıntının maliyetini karşılamaya yanaşmıyorlar şeklinde bir yorumda bulundu. Özellikle mülteciler konusunda dış dünyadan yardım meselesine dikkat çekti. Türkiye'de benzer bir sorun yaşıyor maalesef. Yani Türkiye çok gibi haklı. Ürdün'de mültecilere kendi imkanlarıyla destek veriyor. Ürdün bu konuyu nasıl hallediyor? Efendim, demin de ilk sorunuza cevap ben de belirttiğim gibi Ürdün tam bir mülteci ülkesi, bir göçmen ülkesi. 47 milletten insan var. Ama tabii Suriye krizi çıktığı günden bu yana kadar Ürdün'ü fazlasıyla etkilemiş vaziyette. Tabii öncelikle güvenlik boyutu itibariyle etkilemiş vaziyette. Ürdün'ün Suriye ile 380 kilometrelik bir sınırı var. Bu sınır güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Ürdün sürecinin doğrudan tarafı değil, garanti ülke değil ama burada gözlemci olarak bulunuyor. Bir çatışmasızlık bölgesi de Suriye'nin güneyinde Ürdün'ü doğrudan ilgilendiriyor. Dolayısıyla güvenlik boyutu ve itibariyle tabii siyasi boyut önemli. Ama bunun dışında insani boyutu, yani mülteciler boyutu çok önemli. Demin de bahsettiğim gibi 656 bin civarında Birleşmiş Milletler'e kayıtlı mülteci var ve toplam mülteci sayısı ise 1.4 milyon civarında. Ürdünlü yetkililerin kendi verdikleri demeçlere itibar etmek gerekirse Ürdün bu çerçevede bugüne kadar 10 milyar dolarlık bir harcama yapmış. Aslında Ürdün'ün
gayri safi yurt dışı hasılası düşünüldüğünde hiç de azımsanabilecek bir rakam değil. Bunun dışında Ürdün aynen Türkiye gibi başka batılı ülkelerden de bu konuda yardım almaya çalışıyor. Örneğin 2018'de Suriye krizine müdahale planını geliştirdi. Ancak bu plana bugüne kadar 155 milyon dolar civarında sınırlı bir katkı aldı. Yani bu da bütün talep edilen miktarın %6'sı kadarına tekabül ediyor. Bunun dışında başka münferiden, batılı ülkelerden, dostlarından, müttefiklerinden aldığı yardımlar var. Ancak Dışişleri Bakanı Sayın Safadi'nin bu belirttiğiniz bir batılı ajansa verdiği mülakatını ben de dinledim. Oradaki yakınması Ürdün'ün artık bu krizleri tek başına taşıyacak kapasiteyi çoktan aştığı yönünde ve uluslararası toplumun Ürdün'e destek olması yönünde. Ve tabii uluslararası toplum demişken Türkiye'de bu konuda Ürdün'ün hassasiyetlerine ciddi biçimde yaklaşıyor. Onunla destek ve dayanışma sergiliyor. Türkiye'nin Ürdün Amman Büyükelçisi Sayın Murat Karagöz, yayınımıza katkınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Aktardıklarınız her yönüyle çok zihin açıcıydı. Teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Evet, şimdi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili ilginç bir haber aktaracağız. Putin göreve yeniden geldikten sonra ilk defa Avrupa'da daha çok popüler oylarla iktidara gelen bir ülkenin başbakanını ziyaret ediyor, Avusturya. Ve Avusturya merkezli Orf televizyonuna da bir röportaj verdi Putin. Sunucunun sözünü kesmesine tepki gösteren Putin burada Almanca olarak, "Lütfen izin verin konuşayım," dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Avusturya'yı ziyaret ediyor. Ziyaret öncesi ORF televizyonuna röportaj verdi. Ukrayna'nın doğusunda düşürülen Malezya uçağı, Suriye ve Kuzey Kore gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu. 2014'te düşürülen uçakla ilgili bir soruya yanıt veren Putin, sunucunun sözünü kesmesine tepki gösterdi. Sunucu Kırım konusundaki bir soruya da müdahale edince Rusya Devlet Başkanı yine tepki gösterdi. İzin verin konuşayım. Yoksa bu bir röportaj değil, sizin tarafınızdan yürütülen bir monolog olacak dedi. Putin sunucunun bir kez daha sözünü kesmesi üzerine bu kez Almanca yanıt verdi. Vladimir Putin KGB ajanı olduğu dönemde Doğu Almanya'da görev yapmıştı. Birçok bilim kurgu eserinde nükleer savaş başlatarak insanlığın sonunu getireceği tasvir edilen yapay zeka acaba gerçekte nükleer savaşı engelleyebilecek bir güç olabilir mi? Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'un İran ve Kuzey Kore gibi ülkeleri gözleyerek nükleer füzelerin yerini tespit edecek bir yapay zeka geliştirdiği ortaya çıktı. İnsanlığı nükleer savaştan yapay zeka mı koruyacak? Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'un İran, Rusya ve Kuzey Kore gibi ülkelere karşı özel bir yapay zeka geliştirdiği ortaya çıktı. Amerikan ordusunun geliştirdiği yapay zeka, uydu görüntülerini analiz ederek gizli nükleer silah depoları ve füze rampalarını tespit ediyor. Amerikan ordusunun gizli proje için 83 milyon dolar, yani yaklaşık 400 milyon lira ayırdığı belirtiliyor. Sistem, olası füze fırlatmaları öncesinde de uyarı verebilecek. Pilot bölge olarak Kuzey Kore'nin seçildiği ifade ediliyor. Sistemin daha önceden bilinmeyen mobil füze rampalarını keşfettiği gelen bilgiler arasında. Amerikan ordusunun yapay zeka konusunda çok sayıda proje yürüttüğü biliniyor. Pentagon'un Bilgiç isimli yapay zekası, insansız hava araçlarıyla kaydedilen görüntülerin incelenmesi için üretildi. Uzmanlar son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Çin ve Rusya ile bir yapay zeka yarışı içine girdiğini söylüyor. Gelecekte yapay zeka savaşları yaşanabilir diyen uzmanlar, bilgisayarların kontrol altında tutulmasının önemine vurgu yapıyor. Suudi Arabistan için büyük devrim. Ülkede kadınlar otomobil kullanmaya hazırlanıyor. 24 Haziran'da kalkacak yasak öncesi 10 kadın sürücü belgesi aldı.
Riyad'daki trafik dairesi 10 kadının Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve Lübnan gibi başka ülkelerden ehliyetleri bulunduğunu açıkladı. Kadınlar yurt dışından aldıkları ehliyetlerin Suudi Arabistan'da da geçerli olması için gereken başvuruyu yaptı. İlk kez sürücü belgesi alan Suudi kadınlar kısa bir sürüş sınavından ve göz muayenesinden geçirildi. Ülkede pek çok kadın otomobil kullanma hakkına kavuşmadan önce sürücü kurslarına yazıldı. Sadece kadınlara özel sürücü kurslarında eğitim görüyorlar ve içlerinde taksi şoförlüğü yapmak için başvuranlar da var. Ülkede kadınlara uygulanan sürüş yasağı 3 hafta sonra kalkacak. Kısa bir haber turuyla devam ediyoruz. Evet, Rusya'dan bir görüntüyle başlayalım. Kafkasya'da ya da yaz geldi diyebiliriz. Çünkü Kafkasya'daki Staropol'u kentinde bir gölette. Rüzgar sörfü yapan adam sosyal medyada hayli ilgi gördü. Bu ilginin nedeni ise elbette suda ilerleyebilmek için yelken yerine bir plaj şemsiyesini kullanmasıydı. Madem yaz geldi görüntüsüyle başladık, bir başka sörf hikayesiyle devam edelim. Bu defa sörfçünün kullandığı sörf tahtası tercihinde bir sorun var. Kanadalı sporcu plajdan kaptığı portatif bir masayı ayağının altına almış gölde turluyor. Bu görüntü de sosyal medyanın çok izlenenler listesine girmiş. Denizlerdeki kirlilik had safhada. Brezilya'nın başkenti São Paulo açıklarında yüzeyde can vermek üzere olan kaplumbağanın imdadına hayvanseverler yetişti. Yaklaşık 300 metrelik balık ağına dolanmış vaziyette yüzmeye çalışan kaplumbağa uzun uğraşlardan sonra serbest kaldı. Kullanım ömrünü tamamlamış balık ağlarının denizlere adeta çöp gibi atılması nedeniyle çok sayıda deniz canlısı yaşamını yitiriyor. Kameralı drone yani insansız hava aracını kaybetmek üzere olan adamın fedakarlığı şu anda geliyor ekranlarınıza. Drone'un bataryası tükenip suya düşmesi an meselesi olunca sahibi hiç çekinmeden su dolu kanala üstündekilerle giriyor ve ne yapıp edip suya düşmekte olan drone'u son anda havada yakalıyor. Evet, gördüğünüz gibi bu ilginç anlar hava aracının kamerasına bu şekilde yansımış. İngiltere'de yaşanan drone'u için kendini feda eden adam olayının görüntüsü sosyal medyada rekor seviyede paylaşılmış durumda. Ve enteresan yorumlar var tabii. En ilginç yorumlardan biri de umarım bu kişi pantolonunun cebindeki telefonu çıkartmayı unutmamıştır demiş bir yorumcu. Şimdi bu başka görüntüye geçeceğiz. Hindistan'dayız. Su dolu kuyuya düşen leoparı kurtarmak için tüm köy seferber oldu. Leopara indirilen merdiven işe yaradı. Evet ve sonunda kuyudan çıkmayı başaran leopar özgürlüğüne kavuştu. Ama o anlarda doğal olarak tüm köylüler kuyunun çevresinden uzaklaşıp kurtuluş anını evlerin çatısından izlemeyi tercih ettiler. Son görüntümüz bir göktaşı görüntüsü. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA hafta sonu atmosfere girerken yanarak dağılan göktaşını haber vermişti. İşte o göktaşının görüntüsü Güney Amerika'da güvenlik kameralarına böyle yansımış. Fransa'da 20 yıl sonra ilk kez Vincent van Gogh'a ait bir resim açık artırmaya çıkarıldı. 3 ila 5 milyon euro arası bir fiyata satılması beklenen resim tam 7 milyon euroya alıcı buldu. Hollandalı ünlü ressam Vincent van Gogh'a ait bir manzara resmi Fransa'da açık artırmayla satışa çıkarıldı. Açık artırma Fransa'da 20 yıldır satışa çıkan ilk van Gogh eseri olması açısından da önemliydi. Uzmanlar 1882'de yapılan resmin değerinin 3 ile 5 milyon euro arasında olduğunu düşünüyordu. Ancak açık artırmada resim tam 7 milyon 70 bin euroya yani yaklaşık 38 milyon liraya satıldı. Fiyat neden bu kadar yüksek? Çünkü piyasada herhangi bir Van Gogh eseri bulmak çok zor. Yalnızca bazı müzelerde ve derneklerde bulabiliyorsunuz. Bu yüzden bir Van Gogh müzayedesinde alıcılar değerinin üzerinde fiyat vermeye hazır oluyor. Açık artırmayı ismi açıklanmayan bir Amerikalı'nın kazandığı belirtildi. Yağlı boya eser 8 yıldır Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'nde sergileniyordu. Van Gogh resmi 29 yaşındayken Dahiye'de yaşadığı sırada yapmıştı.
Fransa'da son yapılan Van Gogh açık artırmasında The Garden at Uber adlı tablo 10 milyon dolara yani yaklaşık 45 milyon liraya alıcı bulmuştu. Bu haberle bitirdik. Hoşçakalın.